Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı elektrikte yeni tarifi modeline geçiş için hazırlıkların sonuna geldi. Fazla tüketen, evi büyük olan vatandaşlar maliyet fiyatından elektrik faturasını ödeyecek, desteğin çoğu da dar gelirliğe verilecek. Peki yeni sistemde neler değişiyor? Birlikte izleyelim. Maliyet esaslı yansıtmak, daha doğru diye düşünüyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu sözlerle duyurmuştu. Gelire göre fatura ödeme dönemine geçileceğini. Peki yeni sistemle ne değişecek? Bir grubu yüksek. Dolayısıyla bu ürünün gerçek maliyetine katlanabilecek kullanıcılara, tüketicilere aslında maliyetine göre belirlemek. Elektrik faturalarında ortak tarife dönemi sona eriyor. Hali hazırda elektrik maliyetinin %60 altında bir bedelle tüketiciye sunuluyor. Yeni modelde ise çok tüketen çok Az tüketen de az fatura ödeyecek. Şöyle düşünelim. Çok daha büyük evi olan, belki elektrik faturası 5 bin lira gelebilecek birisinin %60'ını karşıladığınız zaman aslında ona 300, 3 bin liralık bir destek vermiş oluyorsunuz. Evi çok daha büyük olan, fazla elektrik kullanan, çok sayıda elektrikli ev eşyası bulunan, elektrikli araç sahibi vatandaşlarsa devlet desteğinden faydalanmayacak. Bin liralık bir faturanın, doğalgazda ve elektrikte %60'ı yani 600 lirası halen devlet tarafından karşılanıyor. Alt gelir grubundaki vatandaşlara ve emeklilere indirimli tarife uygulanmaya devam edilecek. 1000 liralık faturanın %60'ını devlet karşılayacak. Bütçe imkanları mertebesinde bu desteklere devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumun dezavantajlı kesimlerine dar gelirli 4,1 milyon aboneye 75 saate kadar elektrik faturası katkısı sağlıyor. Bakanlık evlerin, sitelerin, dükkanların çatısına ya da yüzeyine güneş paneli kurmak isteyen vatandaşlara da vize vermeye hazırlanıyor. Kendi iç tüketimlerini karşılamak ve ana şebekeye elektrik satışı yapmak kaydıyla izin verilecek.